Başbakan Adil Abdülmehdi, Birleşmiş Milletler'e bağlı DAEŞ suçlarıyla ilgili soruşturma ekibi başkanı Kerim Han ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bina Koalisyonu Milletvekili Abdülhamir Eddubi, koalisyonun parlamento başkanı Muhammed El-Halbusi'yi desteklediğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara sularında bir grup ticari gemiye yapılan saldırıları kınadı. Ticaret Bakanı'nın yardımcısı Telafer ilçesine bir ziyaret gerçekleştirerek ilçenin yerel hükümetiyle tarımsal birçok önemli konuyu ele aldılar. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid bin Abdulaziz El-Falih Başkadriyat'a bulunan petrol bombalama istasyonları ve rafinelerinin bomba yüklü drone uçağıyla saldırıya uğradığını belirterek istasyonda büyük çapta yangınların meydana geldiğini ifade etti. Sudan Güvenlik Güçleri başkent Hartum'daki Silahlı Kuvvetler Genel Merkezi'nin önündeki oturma avlusunda düzenlenen bir mitingde bulunan göstericilere yönelik ateş açılması sonucunda bir subay öldü ve ondan fazla kişi de yaralandı. Türkmen Uydu Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Behram Salih, Ermeni Ortodoks Kilisesi Başkanı ve Başpiskoposu Avak Asturyan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanı Ermenilerin Irak sosyal yapısının temel bir bileşeni olduğunu, ulusal kimliklerini koruma konusundaki kararlılıklarını ve geri kalan kişilerin özgür ve onurlu bir yaşam için meşru taleplerini desteklemeye hazır olduklarını dile getirerek övgüde bulunduklarını belirtti. Toplantıda Ermeniler için yasama ve yürütme kurumlarında daha büyük bir rol oynaması gerektiğine değindiler. Başbakan Adil Abdülmehdi resmi bürosunda Birleşmiş Milletler'e bağlı DAEŞ suçları ile ilgili soruşturma ekibi başkanı Kerim Han ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme Başbakan Abdülmehdi ekibe tam destek verdiğini ve görevini tam olarak yerine getirmesi için gereken bütün kolaylıkların sağlanacağı vurgusunu yaptı. Görüşmede ekip başkanı Han, ekibin çalışmaları ile ilgili detayları anlatımda bulunarak desteğinden dolayı Başbakan Abdülmehdi'ye teşekkürlerini sundu. Bina Koalisyonu Milletvekili Abdülhamir Eddubi, koalisyonun parlamento başkanı Muhammed El-Halbusi'yi desteklediğini belirtti. Eddubi, bir televizyon programında yapmış olduğu bir açıklamasında El-Mihvar koalisyonu arasında yaşanan son anlaşmazlığa Ninova valisinin seçilmesinin neden olduğunu belirtti. Irak Güçler Koalisyonu Milletvekili Samiha El-Gallab, il milletvekillerinin talebi üzerine resmi dilekçelerle konuyu beklemesine rağmen yeni Ninova valisi seçilmesini reddettiğini belirtti. El-Gallab, valinin siyasi politikaların hüküm sürdüğü şartlar altında seçilmesinin ve oy kullanma şüphesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti. El-Gallab ayrıca Seyyid Muqtada As-Sadr'a cesur ulusal konumu için teşekkürlerini iletti. Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara sularında bir grup ticari gemiye yapılan saldırıları kınadı. Konuyla ilgili bir bildiri yayınlayan bakanlık bildirisinde Irak'ın bu olayla ilgili olan görüşünün bu olayın bütün Arap Körfezi'ne tehdit ettiğini, dolayısıyla bütün bölge ülkelerini etkileyeceğini belirterek herhangi bir tehdide karşı bütün çabaların birleşmesi gerektiğini ifade etti. Bakanlık bildirisinde ayrıca sakinleşme ve denizcilik hareketinin selameti için işbirliği siyasetinin izlenmesine dair bir çağrıda bulundu. Seçim Komisyonu 12 ila 19 Mayıs tarihleri arasında seçmen kütüklerinde hataları onların hataları sicillerde düzeltebileceğini söyledi. Komisyondaki Seçim İdaresi Başkanı Ahmet Rahim Beşara bu sürenin Irak'ta bulunan kayıt merkezlerini ziyaret ederek bilgilerinin
sakıncası durumunda vatandaşların temiz amacıyla hazırlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı geçtiğimiz 25 Mart'a başlayan ve 10 Mayıs'a kadar uzatılan seçmen kayıtlarının güncelleme süresinin sona erdiğine işaret etti. Ticaret Bakanı Yardımcısı Telafel ilçesine bir ziyaret gerçekleştirerek ilçenin yerel hükümetiyle tarımsal birçok önemli konuyu ele aldılar. Ticaret Bakanı Yardımcısı Heysem El Haşili, Telafer ilçesini ziyaret ederek ilçenin yerel yönetimiyle gıda ve mahsullar konularını ele aldılar. Vizaret Ticara, Muvad Bizet Torla Merkez Temuini, Kika'a, yani söz verdiler, silahçılar askere de gelse şeyi inşallah an karib uğrar bu işte. İkincisi de bilinçle trafara yani yol mevcuttu, hemen çoktu trafarda ihtimamız dediler. Aydın nakil nüfus ama nakil muvahid memnuhtu dedik, bir şey olmaz. Geri muvahidimize valla değil oluyor. Yani bu yanımızda memnuhtu. Bugün bizi ziyaret eyledi vekil vezir ticara. Tevcihim vezir ticaradan bu mahasilden ötürü inşallah bizim saylığımız cahizdi. Arpa, buğda, istilam almağa, o paraya da şimdi tatarruk ilerdi. Para da hazırdı. Yani fellahın parası eklenmez. Bizim de var idi matalibimiz silahı özlerine. Yani bu bıtakı temuniyeden ötürü inşallah yakında atlak olur. Bu görüşmenin ardından Telafer Silo Müdürü, Silo'nun bu sezon buğday mahsullerini depolamak için hazır olduğunu belirterek, Telafer Tarım Müdürü ise hasat öncesi gelen bu ziyaretin önemine değindi. O bildikte silet var çok da ileri para yani kalmaz bir yıl, iki yıl, üç yıl. Yok yani kısa müddet verip de bir üzbu, bir üzbu da fellah parasını alır. O olur ele erte. Bir geçişte gene istiyor fellahlarımızı, emniyat diyen benim, zamanı özel benim o masarif kerkütten kalktı, döndü musulakımsı, hasep tevcihat Seyyid el-Vekil. Vekil-i Ziran'ın çok memnun olduğunu bir ziyaretine, yani bu taraflar asabı zorufta muhtaçtı, ay zair mesul gelse hallelemeğe müşakille. Onların çok müşakilimiz var, mağvukat var, muvatının muhtaçtı, bir emin salhaca bir ziyaretlere. Talafar ilçesinden Galip Sto, El Türkmen IMN uydu kanalı. Ramazan ayında Kerkük Sağlık Dairesi Kerkük genelinde sağlık kampanyaları yürütmeye devam ediyor. Bu sefer Kerkük'ün El Vasiti ve Ronaki semtlerinde bulunan market, lokanta ve tüm iş yerlerinde denetim yapıldı. Ramazan ayında Kerkük Sağlık Dairesi Kerkük genelinde sağlık kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Bu sefer Kerkük'ün El Vasiti ve Ronaki semtlerinde bulunan market, lokanta ve tüm iş yerlerinde denetim yapıldı. El Vasiti semtinde yapılan denetim sırasında iki markette çok sayıda kullanım süresi geçmiş ürün ve insan sağlığına zarar veren yiyecek türleri Sağlık Denetim Dairesi tarafından el koyularak yok edildi. احنا اعطينا مساعدات حصه في الجامع هو شافها بعينه لا مشتري ولا دافع فلوسه انت مساعدات اكسباير مو اكسباير لا هو شافها بعينه لبن ما اخذه مال البقر بايت بس سيطره بايت هو اخذه ما حد جابر عليه هو اخذ من الشارع من السياره شال وحده وراح من الكيه من الشمس شالها وراح زين ليش انت اسمك ما دام هو من الكيه مشتري هسه جيبي يعني قدامي قولي له مشتري دافع فلوسه مثل مشتري حاجيه ما بخير وين عندك القي لي لبن تالف هنا القي لي لبن خربان هنا مش اول من بر شيء يعني بل حتى حفظه توم داي رنجي داي شو رنجي رنجي داي شو برضه ما görmem şu an fıstık rengi versin şeye yeşil olup baba manası bu boyaktı boyaktı Boyakta. Bak. Yeşil olup kar olup ne etti bu? Hapsi bozuldu. Baba ciğer, şey tavuk ciğerdi. Su kazın kibindi be. Hapsi bozuldu. Rengi de bozuldu. Kan da verirler. Hepsi indi itlaf eder gözüm. Bak. Ha, tağir fizyavu. 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 Daha işlep tere günleri. Bunlar hepsi indi itlaf eder. Önce sen önce harapdı bir sahat. Bir sana önce zarar var. Yani buna... Bozuldu mu? Turşu da koyup tozun burada ah olmaz.
شوف هذا ترشي شنو هذا؟ مو تقدر. لا ايش مخزن. لا انت جايب احنا راح نتلفى لك يا عيني. ما اذا اريد اتلفى. طني يا بابا. هاي شنو هالسمك؟ هذا مين حر؟ هنا جهنم ما يتحمل اي ماده غذائيه ما يتحمل. جيبها نتلفها. وين يتلفى اذا جاقتك؟ Yolda ustaj turşu vardı içeride ve sumbak inbilare itlaf edilir. Kerkük'ün Ronaki semtinde yürütülen sağlık denetimi sırasında ise denetim yapılan iş yerlerinde sağlık kurallarına aykırı hiçbir şey bulunmadı. Bakın burada çok mürettep. İstem içeriye de bakın. Güzel. Amacımız oldu. Pek temiz olsun. Biz bile millete, yani biz de sırgızlarından. Pek işlerseler, hadi pek yemek olsun. İcizası olsun. Şurutumuz. Ha, şurutumuzu iltizam etsinler. Hafta etleri de barattı adı yazdık. Zaten Ramazan'da da daha ha. Önemli bahsediyor. Tamam. Hayır içeriye de. Ay kusurlu var ise abla söyle ben hazırım. O teriş. O Sedat. Sedat'tı. Alanda mı teriş oldu. Hizmetlere düşer içine. Emre edersiz hizmetteyim başım üzerine. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid bin Abdülaziz El Fali başkent Riyad'da bulunan petrol pompalama istasyonları ve rafineleri bomba yüklü drone uçağıyla saldırıya uğradığını belirterek istasyonlarda büyük çapta yangınların meydana geldiğini ifade etti. Öte yandan Aramco Petrol şirketi saldırıdan dolayı zarar gören petrol hattında çalışmaların durdurduğunu söyleyerek kendi mamullerinin ham petrol ve gaz hatlarının saldırıdan dolayı zarar görmediğini belirtti. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini, Avrupa Birliği'nin İran-Amerika Birleşik Devletleri krizi müzakereleri için her türlü fırsatı desteklediğini söyledi. Brüksel'deki Dışişleri Konseyi toplantısının ilk gününün izleyen basın toplantısında Mogherini, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun herkesin kritik ve hassas bir anda yaşadığını söyledi. Sudan Güvenlik Güçleri başkent Hartum'daki Silahlı Kuvvetler Genel Merkezi'nin önündeki oturma avlusunda düzenlenen bir mitingde bulunan göstericilere yönelik ateş açılması sonucunda bir subay öldü ve ondan fazla kişi de yaralandı. Sudan Merkez Doktorlar Komitesi, Sudan Güvenlik Güçleri tarafından dövülmesi sonucunda çok sayıda göstericilerin yaralandığını da doğruladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın nükleer anlaşmanın uygulanmasını kısmen askıya alma hakkında sahip olduğunu söyledi. Lavrov, Çinli mevkidaşı Yang Yi ile yaptığı görüşmeden sonra yapılan basın toplantısına Çin tarafıyla yapılan görüşmelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol sektöründe yönelik yaptırımlarının yasa dışı olduğunu doğruladı. Çin Dışişleri Bakanı Yang Yi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yapacağı yaptırımların çok kötü olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran temsilcisi Brian Hawke, Başkan Donald Trump yönetiminin Tahran'a karşı savaş başlatmaya niyetinde olmadığını söyledi. Hawke açıklamasını ekleyerek ayrıca Washington'un İran'la yeni bir anlaşma istediğini belirtti. Sri Lanka polisi dua sırasında ibadet edenlere saldırmaya çalışması ve bir grup camiye saldırması sapılmasından ardından ülke genelinde sokağa çıkma yasağı getirdi. Görgü tanıkları yüz binlerce kişinin ülkenin batısındaki Müslümanların sahip olduğu camilere ve dükkanlara ikinci gün saldırdıklarını ve polisin saldıran grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanma zorunda kaldığını söyledi. New York Times gazetesine göre Pentagon, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri güçlerine saldırması veya nükleer silah üretmeye çalışması durumunda Orta Doğu'ya 120 binden fazla asker göndermeyi planı yapmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Sekreteri Patrick Shanahan planı herhangi bir zemin müdahalesi içermeyen bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri menfaatlarını korumakla sınırlı olmamakla birlikte Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un talebi üzerine sundu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Hindistanlı mevkidaşı Sushma Swaraj ile başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldi. İki bakanın Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarının İran petrol ihracatı üzerindeki etkisini görüştü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran ile dünya güçler arasındaki nükleer anlaşmadan çekilmesinden ve İran ekonomisini krize sokan Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarının yeniden uygulanmasından bu yana gerginlikler arttı. Trump yönetimi İran petrolünü almaya devam ederse esas olarak kalan 5 büyük ithalatçıyı etkileyen İran üzerindeki baskıyı artırarak hiçbir ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarından muaf tutmayacağını söyledi. Bu ülkeler ise Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri müttefiki Güney Kore ve Türkiye'dir. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Brüksel'den ayrılarak Rusya'ya doğru yola çıktı. Pompeo, Rusya'nın ilk ziyaretine Karadeniz'deki Suçi kentinde Rusya'lı mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmelerde buluştuğunu ve daha sonra Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile bir ortak toplantı yaptığı açıklandı. Pompeo, Putin ve Lavrov arasındaki buluşma, özel danışmanı Robert Mueller'in Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin 2016 yılında başkanlık seçimlerinde Rusya'ya müdahalesine ilişkin raporunu yayımlamasından bu yana Washington ve Moskova arasında düzey toplantı sayılır. Seyirciler, Irak Milli Türkmen Partisi eski genel başkanı Mustafa Kemal Yayçılı 14 Mayıs 2004 tarihinde sabah saatlerinde Kerkük-Tusur-Matu Karayolu üzerinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesinden dolayı vefatının 15. yıl dönümünde şehidimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Irak Milli Türkmen Partisi Genel Başkanı Mustafa Kemal Yayçılı 14 Mayıs 2004 tarihinde sabah saatlerinde Kerkük-Tuzhurmato Karayolu üzerinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesinden dolayı vefatının 15. yıl dönümünde şehidimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Vatanı ve milleti uğruna uzun yıllardan beri çalışan, yorulan, yaşamlarını, kendilerini, ailelerini, çıkarlarını düşünmeden kendilerini bu dava yolunda adayarak şirin canlarını, temiz kanlarını hiçbir karşılık düşünmeden seve seve verenleri, yorulanları, kutsal görevlerini başararak şehit düşenleri, acı, çile, baskı ve hapis yatanları ve ölenleri tarih boyunca unutmayacağız. Onların kutsal varlıkları hayat boyu değerlendirilecek. Şimdi haber başlıklarını tekrardan izleyelim. Başbakan Adil Abdülmehdi, Birleşmiş Milletler'e bağlı DAEŞ suçları ile ilgili soruşturma ekibi başkanı Kerim Han ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bina Koalisyonu Milletvekili Abdülemir Eddubi, koalisyonun parlamento başkanı Muhammed El Halbusi'yi desteklediğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri'ni kara sularında bir grup ticari gemiye yapılan saldırıları kınadı. Ticaret Bakanı Yardımcısı Telafer ilçesine bir ziyaret gerçekleştirerek ilçenin yerel hükümetiyle tarımsal birçok önemli konuyu ele aldılar.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid bin Abdülaziz El Fali, başkent Riyad'da bulunan petrol pompalama istasyonları ve rafinerilerinin bomba yüklü drone uçağıyla saldırıya uğradığını belirterek istasyonlarda büyük çapta yangınların meydana geldiğini ifade etti. Sudan Güvenlik Güçleri başkent Hartum'daki Silahlı Kuvvetler Genel Merkezi'nin önündeki oturum avlusunda düzenlenen bir mitingde bulunan göstericilere yönelik ateş açılması sonucunda bir subay öldü ve ondan fazla kişi de yaralandı. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.